Çok teşekkürler Arda'ya bu güzel introduction için. Zamanımız da biraz aşıyoruz ama şimdi ben hızlı toparlıyor olacağım. Birçoğunuzda daha önce şahsen tanışma fırsatı buldum. Onun için biraz şanslıyım. Tanışmadıklarım için kendimi kısaca tanıtayım. Adım Alper Akcan. Ödeme AŞ'nin kurucu ortağı ve şu anda yönetimliğini yapıyorum. Bugün online oyun pazarı ve Nils'in de bahsettiği gibi oyun pazarının paraya dönüştüğü noktada en uygun ödeme araçlarının kullanılması konusunda Türkiye'de biz neler yapıyoruz? Bunları kısaca aktarıyor olacağım. Arda'la bu sunumu konuşmadan önce Arda ısrarla buna mümkün olduğunca çok rakam ver, sayı ver, insanların biraz iştahını kabart, olanları gösterdi. Ben de elimden geldiğince sayı vermeye çalışacağım bu sunumda. Sunum çok kısaca önce Türkiye pazarından biraz bilgi vereceğim. Sonra mobil ödeme eminim birçoğunuz biliyorsunuz zaten buradaki birçok kişilerin iş ortamı sayıları da. Mobil ödeme ile ilgili biraz bilgi vereceğim. Sonra biz mikro ödeme her şey olarak ne teklif ediyoruz, sizlere ne sunuyoruz bunu anlatacağım. Peşinden kazançlarımızı konuşacağız ve sonraki adımda nasıl ilerleyeceği ile ilgili bilgi paylaşı olacak. Bu yıl sonu itibariyle Türkiye nüfusunun rakamı 72 milyon, 561 bin nüfusumuz var. Bunun tabi ilgi çeken tarafı Bitpoint gibi yabancı firmalar içinde. Tabii ki bunun %50'sinin 28 yaşının altında olması. Tabii çok konuşulan casual oyun pazarında aslında bu yaş sınırı da çok önem kazanmıyor. Çünkü casual oyunların daha üst yaş grupları için de anlamlı bir oyun pazarı olduğunu biliyoruz. Yine 2 gün önce açıklanan bir rakam Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından 65 milyon 824 bin GSM abonesi var Türkiye'de. Bunun yaklaşık 50 milyonu Turkcell ve Avea müşteri abone kullanıcılarının sayısı. Bu rakamı özellikle birlikte olmamın sebebi mobil ödeme şu an için Turkcell ve Avea'da çalışan bir servis. Vodafone henüz servisi lanse etmedi. Üzerine çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bizim bir anda 50 milyonluk bir potansiyel ödeme yapabilecek müşteri segmenti, müşteri kitlemiz doğuyor. Tabii ki Türkiye'deki internet kullanıcısı sayısı bunun çok daha altında. Bu da önemli bir fark işin aslında. Bir diğer rakam da 77 milyar 700 milyon. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliriniz var mı? Mobil ödeme cirosu o zaman bizdeki bilgisayarın biraz daha büyüğü, ben de tabi olurdu. 77 milyar 700 milyon. 2008 hedef doğru. 2008 yılında gönderilen, Türkiye'de gönderilen SMS adeti. 2009 yılında rakamı çıkmadı ama çok büyük olasılıkla 100 milyar çok üzerinde. Yani internetten daha çok mobil teknolojileri kullanan bir kitleyi anlatmaya çalışıyoruz. Bu odada cep telefonu olmayan birisi olacağını tahmin dahi edemiyorum. Aynı şekilde sokaktaki hemen herkesin de hedef kitlemizin de, oyuncu kitlemizin de çok rahat bir cep telefonu var. Tüm bu bilgiler ardından mobil ödemeyi çok kısaca bir cümleyle anlatmak gerekirse tek bir SMS aracılığıyla ister faturalı hat kullanıcısı olsun, ister ön ödemeli hat kullanıcısı olsun, artık kontrol adını kullanmıyoruz, ön ödemeli hat kullanıcısı olsun, cep telefonu kullanıcıların tek bir SMS aracılığıyla ödeme yapmalarına, dolayısıyla sizlerin de tahsilat yapmanıza olanak sağlayan bir sistem. Faturalı hatlar için, kullanıcılar için bu tutar faturaya yansıyor, ön ödemeli hat kullanıcılar için de hali hazırdaki kredilerinden düşüyor. Bu servisin çok kısa bir takım özellikleri. Turkcell 35 lira, Avea'da 40 liralık bir tek işlem üst limiti var. Yani 35 lira, Turkcell'de 35 liranın üzerinde bir işlem yapamıyorsunuz tek seferde. Ama birden çok işlem yapabilirsiniz. Dolayısıyla küçük tutarları tavsiye etmek amacıyla oluşturulmuş bir sistem diyebiliriz. Tabii bu noktada online oyun sektörü içinde son derece verimli ve aktif bir ödeme aracı oluyor. Zaten çünkü sizler de tek seferde bu tutarların üzerinde bir tahsilat yapmaya çok da fazla ürün konumlandırmıyorsunuz bu noktaya zaten. Yabancı bir takım sunumlarda sürekli şeyi görüyor olabilirsiniz. Premium SMS lafını çok duyuyor olabilirsiniz. Premium SMS, biz burada premium SMS değil, mobil ödemeden bahsediyoruz. En temel fark, premium SMS, mobil servislerin ücretlendirdiği sistemin adıdır. Yani cep telefonunuza aldığınız bir hizmetin ücretlendirildiği bir servisin adıdır. Türkiye'de malum mobil servislerin içinde, mobil ödemelerin içinde yaklaşık %25'lik özel iletişim vergisi
hazine payı, bakanlık payı gibi bir takım bedellerden dolayı faturanın yaklaşık yarısı zaten vergi olarak devlete gider. Mobil ödemenin en büyük özelliklerinden bir tanesi, mobil ödemede bu bahsettiğimiz GSM sektörüne ait vergilerin hiçbiri yer almaz. Yani ne ücret kesintisi olur, ne hazine payı, ne bakanlık payı, ne telekom payı, hiçbir kesinti olmaz. Sadece operatörün payı düşer ve kalan tutar üye işlerine olduğu gibi aktarımda olur. Bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Biraz daha bir takım uluslararası örneklerle beraber bu avantajın nasıl olduğunu sizlerle göre olacak. Faturaları önünde biraz sahipleri kullanabiliyor demiştim. Servisi kullanmak için, son kullanıcıların servisi kullanması için herhangi bir kayıt ya da abonelik ya da ücretlendirilmiş bir servise gerek yok. Standart olarak bütün kullanıcılara bu servis açık olarak geliyor. Dolayısıyla 50 milyon diye bahsettiğimiz rakam aslında bugün potansiyel kullanıcı kitlesi. Dediğim gibi servis sadece Turkcell ve Avia'da şu an için aktif. Turkcell'de geçen sene servis açıldı. Avia'da geçen sene Aralık ayında açıldı. Vodafone'da herhalde çok kısa sürede açılır olacak. Son kullanıcı hizmet veren üye işyerleri faturasını kesiyor oluyor. Ve dediğim gibi sadece operatör payı düşündükten sonra kalan tutar olduğu gibi üye işyerine aktarılıyor. İşte bir rakamlardan tekrar bahsedecek olursak çok da uzak değilmiş aslında 77 milyar. 2012 yılında online pazarda mobil ödeme kullanılarak oluşturulacak ciro 41 milyar dolar olarak tahmin ediliyor Ovum tarafından. Tabii bu 41 milyar doların tamamı online oyun sektörü için değil. Yani online pazarda kullanılan mobil ödemeden bahsediyorlar. Oyun sektörüne spesifik bir ayrım yapmamışlar. Bunun için de tabii diğer sosyal networkler, arkadaşlık siteleri gibi bir takım ya da dijital içerik alanları gibi bir takım içerikler de var ama sonuçta 41 milyar dolar 2 sene, 1,5 sene sonrası için bahsedilen bir rakam olarak son derece iştah kabartıcı bir rakam olarak düşünüyoruz. Biz kimiz? Biz Türkiye'nin ilk kurulmuş ve şu anda en büyük mobil ödeme hizmeti veren firmasıyız. 2008 yılında kurulduk. Yaklaşık 6 aylık bir altyapı çalışmaları ve pazara giriş hazırlıklarından sonra 2009 yılı Nisan ayında ilk işlemlerimizi geçirmeye başladık. Şu anda halihazırda 220 tane direkt iş ortağımız üzerinden yaklaşık 1100 tane üye işyerine hizmet veriyoruz. Uluslararası takım iş ortaklarımız sayesinde en direkt olarak da hizmet verdiğimiz firmalar var. Onlardan da birazdan bahsediyor olacağım. Bir de bu rakamın dışında 375 farklı noktada da fiziksel nokta, kafe, restoran, kantin, okul, kantin gibi yerlerde de mobil ödeme kullanarak hizmet alabiliyorsunuz. Sektörün çok dışında ama büyümeyi anlatmak adına yıl sonunda da bu rakamın 20 bin noktaya ulaşmasını hedefliyoruz. İlk geçen sene lansmanımızda ve Brazil'de ilk gündem toplantısıydı. Arda Tüm yakışıklıydı. Yine orada bir event yapmıştık. O zaman da yine mobil ödeme ve internetteki fırsatlar başlıklı öyle bir şey yapmıştık. Tam bir sene önceydi. O günden bugüne de bayağı bir yol ödedik. Uğurlu geldik mi? Evet, çok iyi. Çok uğurlu geldiniz öyle. Doğru. Bu da bir ilginin için önemli bir anıdır. Konumlandırılma olarak operatörlerle üye işyerleri arasındayız. Verdiğimiz hizmetler üye işyerinin kazanımı. Artı tabii bu işyerlerinin o komplike mobil ödeme altyapılarının entegrasyonu. Bizim sağladığımız web servisler aracılığıyla bu entegrasyon son derece kolay ve hızlı bir hale geldi. Bu üye işyerlerinin yönetimi ve aynı zamanda hem üye işyerlerine hem de son kullanıcılara destek vermek bizim görevimiz arasında. Hedefimiz de operatörlerin mobil ödeme altyapısını kullanarak kurduğumuz platform üzerinde firmalara ticari hayatlarını zenginleştirecek ve kolaylaştıracak çözümler sunmak. Bu şundan bahsediyoruz. İnternet çok uzun zamanlar monetization yani para toplama araçlarının biraz eksik kalması, kredi kartı kullanımının hem zor olması hem kullanıcılar tarafından çok tercih edilmemesi güvenlik vesaire gibi sebeplerden dolayı biraz açıkçası farklı iş modellerini yaratmıştı. Reklam temel iş modelleri gibi. Bu tabi bunlar hala çalışıyor, çok da yoğun olarak çalışmaya devam edecek ama kaliteli içerik üretenler artık paralarını müşterilerden direkt talep edebiliyor olmaları gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de bir işaretle diyoruz ki siz kaliteli içerik üretin, müşteriler zaten para vermeye, kaliteli içeriğe para vermeye zaten razılar. Onlara kolay yolu da biz gösteriyoruz. Dolayısıyla sizin ticari hayatınız hem kolaylaşacak hem de çok daha zenginleşecek diyoruz.
Servisin çok temel iki kullanım özelliği var, formatı var. Bunlardan bir tanesi web kurulumu. Müşteri satın al tuşuna basar, bir ekran açılır. O ekranda alacağı ürünün adını, fiyatını vesairesini görür. Oradaki uygun kutuya cep telefonu numarasını yazar müşteri. Siparişi tamamla tuşuna bastıktan sonra müşteriye bir SMS gönderilir. İşte şu firmadan bu tutar karşısında bu ürünü almak için bu mesajı evet veya onay yazıp cevaplayın yazar. Müşteri cevaplar evet veya onay yazarak. Daha sonra işlem başarılı olursa eğer müşterinin ilgisi yeterli, kredi kartı, kredisi yeterli vesaire vesaire gibi. Hani başarılı olduktan sonra da aynı sanal pot uygulamalarında olduğu gibi müşteriyi başarılı adrese yönlendiririz. Bu oyunda bir ürün yüklemek olabilir, bir aboneliğin başlangıcı olabilir, bir item'ın alınması olabilir, her şey olabilir. Dolayısıyla en temel web kurgusu ve müşterilerin de kullanıcıların da, son kullanıcıların da çok beğendiği bir kurgu bu web kurgusu. Bir diğer kurgu eski model, old fashioned SMS modeli. Belirli bir takım keywordler belirlenir. Müşteriye bu keywordu yazıp 7979'da bizim ödeme numaramız, mobil ödeme numaramız SMS atması istenir. Müşteriler bu SMS'i gönderdikten sonra ücretlendirme yapılır bu keywordun tanımına göre. Ve daha sonra müşteriye ya bir ping gönderilir. Yani üye işlerinin ihtiyacına göre modelin oluşturulması en önemli şey burada. Ve şu anda sistemimiz çok farklı entegrasyon olanaklarıyla buna olanak sağlıyor. Bir ping gönderilir veya direkt servis açılıyor olur. Dolayısıyla bu çok klasik, herkes tarafından bilinen SMS keyword modeli de aktif olarak çalışan modellerden bir tanesi. Kısaca uluslararası iş ortaklarımızdan bahsetmek istiyorum. Biz bu bir yıllık büyüme sürecinde hem üye işyerleri kazanımı tarafında çok aktif olarak çalıştık ve üye işyerlerine maksimum hizmeti vermeye çalıştık. Hem de iş ortaklığına çok inandığımız ve güvendiğimiz için hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli iş ortaklıklarına gittik. Dünyanın en büyük ödeme, mobil ödeme firmaları olarak sayılabilecek firmaların hemen hemen hepsiyle iş ortaklığı yaptık. Bunların başında Paymobil, Fornet ve OneBit geliyor. Alopez, yine Fransa'da çok bilinen High Media Group'un bir ödeme şirketi. SMS Coin, Rusya merkezli bir ödeme şirketi. DoPay ve TuPay de keza çok bilinen. Aynı zamanda NeoMobile'da bizim yeni iş ortaklarımızdan bir tanesi. Umarız bu İtalyan şirketleri yakın zamanda çok başarılı işler yapıyor olacağız. Özellikle yabancı firmaların Türkiye'ye gelirken hali hazırda çalıştıkları iş ortaklarıyla çalışma tercihi bizim bu iş ortaklıkları, uluslararası iş ortaklıklarında karar vermemizde önemli bir sebepti. Örneğin K2 Network'le anlaşırken zaten Amerika tarafından yapılmış anlaşma gereği Paymo üzerinden şu anda çalışabiliyoruz zaten çünkü global bir anlaşmaları var. Bu da bizim büyümemiz anlamında çok etkili ve önemli oldu. Mikro ödemeyi kullanarak tahsilat yapan oyunların bir kısmını, hepsini yazma şansımız yok ama bir kısmını yazacak olursak Arya Games ilk belki de uluslararası oyun şirketiydi servisimizi kullanan. Tobe Group'un Alkan Futbol ve İstanbul Kıyamet Vakti, bütün Zynga oyunları, bütün Gameforge oyunları, Joy Game, tabii ki hepimiz tarafından çok bilinen ve takdir gören Fanalika. Bunun dışında board game'lerin Türkiye'deki önemi çok zaten biliniyor. Dolayısıyla Gamyun, Cicik.com bu işe girene kadar hiç duymadığım bir siteydi ama çok büyük olduğunu gördüm. Okey ve Tavla gibi birçok yani bunların tabii dışında sayamadığımız yüzlerce daha başka oyunda şu anda aktif olarak kullanılıyor bu mobil ödeme sistemi ve iş ortaklarımızdan duyduğumuz ve öğrendiğimiz kadarıyla şu anki performansından da oldukça memnunlar ve bazı iş ortaklarımız tek ödeme aracı olarak mobil ödemeyi kullanıyorlar. Diğer ödeme araçlarını tamamen kaldırıp daha verimli yönetmek adına böyle bir karar da almış durumdalar. Üye iş yeri olmak çok kolay. Çok detaylı okumuyor olacağım ama mikrotireödeme.com bizim domainimiz. Buradan bir üye iş yeri kaydı yapıyorsunuz. Daha sonra hangi teknik modelin sizin için en uygun olduğuna karar veriyorsunuz. Bu konuda biz ses destek veriyoruz. En uygun modeli seçtikten sonra entegrasyon gerçekleşiyor ve bir gün içinde de servis hemen açılıyor. Dolayısıyla hiçbir teknik anlamda bir külfet yok. Basic API dediğimiz çok basit bir servis örneğin 15 dakika içinde servis açmak da mümkün. Dolayısıyla burada
hem çeşitlilik anlamında hem de kolaylık anlamında çok önemli bir, çok güvendiğimiz bir platform oluşturduk. Her türlü uygulamaya bugüne kadar geri çevirdiğimiz ya da yapamıyoruz dediğimiz, entegre olamıyoruz dediğimiz hiçbir uygulama olmadı dünyanın herhangi bir yerinden. Bununla detayına çok fazla girmeyeceğim çünkü entegrasyon süreciyle ilgili bir takım bilgiler. Basic API'miz var, Probe'imiz var, API Plus dediğimiz bir aracımız var. Postgres çözümümüz var, SMS çözümümüz var. Çok detaylı bir konu bu, çok anlatmana çok da bir esprisi yok ama şeyi söylüyor olmam çok önemli. Tekil satışların yanında subscription, abonelik tabanlı tahsilatlar da buradan yapılabiliyor. Haftalık, aylık, 15 günlük abonelik sistemiyle verebileceğiniz bir takım ödemeleri de buradan tahsil edebiliyorsunuz. Müşteri bir kere onay verdikten sonra onay verdiği servise her hafta ya da her ay otomatik olarak tahsilat yapma şansınız var. Recurring payment, tekrar eden ödemelerin işimizde özellikle kazanım maliyeti, acquisition cost'un çok yüksek olduğu bu işte ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla müşteriyi bir kere yakaladıktan sonra verdiğimiz servisi haftalık olarak da tahsil etme şansı bu servislerde mevcut. Bu da çok önemli bir artı kazanç. Herkesin tabii merak ettiği, birçoğunun da bildiği operatörün aldığı komisyon nedir kısmı. Online oyunlarda operatör %40 komisyon alıyor. Diğer kategorileri de gösteriyorum ama bizim için önemli olan şu an için online oyunlar. Operatörün aldığı komisyonun ötesinde biz de mikrodem olarak aldığınız ilave bir komisyon ya da kurulum ücreti ya da bir sabit ücret gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla sadece operatörün bu komisyonunu düşük kalan tutar, üye eşeğine kalan tutar. Türkcell olayla aynı mı? Türkcell, evet, aynı. Burada tabii herkes şeyi konuşuyor. Yurt dışında bu olay nasıl ya da bu %40'lık oran çok yüksek değil mi diye bize çok fazla yorum geliyor. Burada bir şeye bakacak olursak, mesela ben birkaç ülkenin rakamını çıkardım. Almanya'da yaklaşık %50.1 civarında bir ödeme oranı var. Yunanistan'da %22'ler seviyesinde. İngiltere %53. Hong Kong'da %20'nin ziyaret üzerinde. Amerika'da %44. Endonezya'da %10 civarında. Norveç'te %40'a yakın bir rakam. Rusya'da %35'ler seviyesinde ve İspanya'da %30-35'ler seviyesinde. Dolayısıyla Türkiye için oluşan bu rakam aslında %60'lık ödeme oldukça Avrupa'daki yani dünyadaki diğer örneklerine kıyaslandığı zaman oldukça aslında başarılı ve yüksek bir ödeme oranı. Hizmet değişiyor mu yurt dışında? %50-60? Hiçbir hizmet değişmiyor tamamen aynı. Tamamen aynı. Hatta orada bir takım başka kurallar ve hani teknik olarak zorluklar var. Türkiye'de çok daha etkili kullanabilir. Yine Arda'nın isteği ödemeye bir takım rakamlar. 1.052.124. Ne rakam olabilir? Ben bunu tutuklarım lazım. O sayıyı Arda'nın ve biraz iyi satmak için hedeflediğim. Bu bir yıl içinde sadece oyun servislerinden geçen mobil ödeme işlem sayısı. Geçtiğimiz Nisan'da açıldığımız günden bugüne kadar olan rakam. Oldukça bence etkileyici bir rakam. Bir rakam daha. 514. Sadece oyunlardaki rakam. Yani. Sadece oyunlardaki, evet. Özellikle onu çıkardım. Arda hemen şu anda herhalde bir post gelinde. Sadece sizin... Üzerimizden geçin, evet. 514.457. Bu 1.000.000 işlemi yapan tekil kullanıcı sayısı. Yani 514 bin kişi mobil ödeme sistemini bir şekilde ulaşmış sistemiyle bir yıl içinde ve online oyun için sadece tekrar söylüyorum. Buradan da şey oranını verebiliyorsunuz zaten. Tabii Avia'nın son 3 ayda açılmış olduğunu hatırlatırım. Hatta 2 aydır çok yoğun olarak kullanıldığını hatırlatırım. Dolayısıyla yani ilk başlangıçta bu kadar çok üye işlerinin de aktif olarak çalışmadığını hatırlatırım. Zamanlasın. 1'e 2 gibi bir oran var. 1'e 2.5 gibi bir oran var hatta aslında bakacak olursanız ödeme yapılan noktada. Efendim? 1 yıl içinde geçtiğimiz Nisan'da servis açmıştık. Bu sene Nisan'da
Dolayısıyla yaklaşık bilgi gibi bir oran var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ödeme yapan kullanıcılar tekrar ödeme yapmak konusunda mobil ödeme servisiyle son derece hem güvenilir buluyorlar ve güvenip tekrar geliyorlar. Hem de servisin kolaylığını bir kere tecrübe ettikten sonra bizde tekil bir kullanıcı tecrübesi yaratmayı tekrar ödeme yapıyorlar. Dolayısıyla ödeme kanallarında bu önemli bir konudur. Hani tüketiciyi sürekli bilgilendirmek, sürekli ödeme yaparken yapacağını aktarmak da önemli bir konudur ama mobil ödeme biraz da açıkçası kabul edilmesi kolay bir ödeme aracı olarak son kullanıcı tarafından algılandı. Biz de bunun açıkçası mutluluğunu yaşıyoruz. Demek ki o bahsettiğimiz tekil kullanıcı deneyimini, unik kullanıcı deneyimini yaratmayı başarmışız. Emin ben abi. Evet, oyunlardaki ciro 11 yıl içinde. Bunu vermiyor olacağım, bunu vermiyor olacağım. Bunu vermeniz çok doğru olmaz. Ama bunu tabii siz kendi hesaplarınızı yaparak eminim çok daha doğru bir rakam ilişki olursunuz. Efendim? İşte birkaç çarpalım. 35'ten hesaplıyım. 35 lira çok imser olur. Maksimum işte haftalar 35 lira. 2012'de 41. Milyar dolar dünya. Evet. Türkiye kaç olacak? Ben olacak diye sorarsanız bir şey ama tahminim diye sorarsanız. 2012 yılında benim tahminim herhalde yani oyun pazarındaki toplam cironun herhalde %47 civarı mobil ödemeden geçiyor olacak. Dolayısıyla oyun pazarındaki ciroyu da benden çok daha iyi bilen arkadaşlar zaten yorumlattılar. Herhalde %47'si 2012 yılı içinde mobil ödemeden geçiyor olmasını beklemek çok da normal olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ben bir girişimci olarak bu optimist yaklaşımı her zaman taşıyorum. Dolayısıyla bizim rakamlarımız biraz iyiler olabilir. Mikro ödeme olarak çok kısaca biz güvenilir operatörler tarafından onaylanmış ve aynı zamanda TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye aday bulunmuş bir platform oluşturduk. Operatörler tarafından aynı şekilde resmi agregatör toplayıcı firma olarak bakandı. 7/24 müşteri desteği veriyoruz. Hem üye işyerlerimize hem son kullanıcılarımıza. Çünkü malum bizim oyuncularımız mesai saatlerinde ödeme yapmıyorlar. Onlar gece saat 2'de de oynayabiliyorlar, gece saat 11'de oynayabiliyorlar ve işlem sırasında bir takım sorunlar yaşayabiliyorlar. O desteği vermek önemli. Söylediğim gibi mobil ödemeyi kullanmak için hiçbir ön ödemeye, bir masrafa ihtiyacınız yok. Bugün hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir ciro taahhütü vesaire gibi bir giriş bariyeri de yok. Son dönemde çok karşılaştığımız ve açıkçası benim çok hoşuma giden olaylardan bir tanesi de üniversite öğrencilerinden çok fazla telefon alıyoruz. Haftada en az 2-3 tane çok başarılı üniversitede okuyan genç arkadaşımız bir Facebook oyunu yaptım, bir şunu yaptım, bunu yaptım ama bunun ücretlendirmesini yapmak istiyorum. Mobil ödeme kullanılabilir miyim diye bize arıyorlar. Bu da hani genç girişimcilere çok da fazla bir maliyet oluşturmadan, hiç maliyet oluşturmadan fikirlerini hayata geçirmek ve oradan bir finansal bir kazanç sağlamak adına mobil ödemenin ne kadar etkin olduğunu gösteren bir örnek. Bu örnekleri gördükçe biraz daha açıkçası iştahımız kabarıyor. Daha doğrusu biraz da mutlu oluyoruz. Çünkü genç arkadaşlar bugün öğrencilik hayatında bu tarz denemeleri yaparlarsa biz eminiz öğrencilik hayatları bittikten sonra çok daha başarılı uluslararası bir takım başarılı projelerine imza atacaklarını adınız gibi eminiz. Esnek bir platformumuz var. Sizin bize uymanızı beklemiyoruz. Biz her zaman size uyuyoruz. Değişken ödeme kurallarımız var ve gerekli olması durumunda da ek servisleri sağlıyor oluyoruz özellikle yabancı firmalar için. Yapılması gereken tek şey, önce kayıt olacağız, sonra bir model seçeceğiz, hangisi en uygunsa size, sonra servis oluşturacağız ve hemen ödemeler ve tahsilatlar başlıyor olacak. Benim anlatacaklarım çok kısaca bu kadar, biraz hızlı gittim. Eminim arada sizin de sorularınız vardır. Bana Twitter olarak can ya da LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Şirket domaininiz ve mail adresiniz de aşağıda. Sorularınız var mı? Bu sanırım bundan sonra bir kahve arası var. Evet, süper bir zaman olabilir şimdi, evet. Ha, o da ilk şeyimize çekilmiş değil mi? Evet, ve onu Murat Büyürgen çekti o fotoğrafı. Doğru, ben Mıkır'dan. Evet, Murat Büyürgen çekmişti onu. Selamlar Gökçen Karan, ben Selin Aysan. Buradayım. Selam Gökçen. Şey sormak istiyorum ben. Bir üye işlerine ödemeyi operatörler mi yapıyor, siz mi yapıyorsunuz? İkincisi de yabancı bir şirket olursa yurt dışındaki bir bankaya da ödeme yapılabiliyor mu? Üye işlerine ödemeyi biz yapıyoruz. Yabancı şirket olursa yurt dışına ödemeyi yapabiliyoruz. En aşağı yukarı işte kişi başına iki işlem evet. Yaptılar gibi varsayıyoruz.
Buradan da ortalama 10 ila işte maksimum 35 minimum 10 olduğunu varsayabiliriz rakamların. Şartlarımızı böyle bir şey buluruz. Şimdi merak ettiğim bu trend nasıl? Yani işte ilk açtığımız günden bugüne artış nasıl? Şimdi tabii her oyununa da her VHR'i kendi içine değerlendirmek lazım. Bir VHR açıldığı gün bir dilimle işlem yapıyor ve artan bir trendle devam ediyor. Diğer VHR'i 10 dilimle zaten açılıyor çünkü oyuncu sayısı çok daha yüksek. O da artan bir dilimle devam ediyor. Şimdi burada artışı sağlayan birkaç faktör var. Bir kere azalan VHR'i olmadı bugüne kadar hiç. Yani açıldı bir yıl içinde azalan VHR'i olmadı. Artmaların birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi son kullanıcıların mobil ödeme servisini öğreniyor olmaları. Burada bir ağızdan ağza pazarlama biraz iş yapıyor. Çünkü bir kere işlem yapmış bir insan mutlaka forumlarda dönüp işte ben işte Farmville coin'i aldım ya da Sunil parası aldım ya da Joygate'den pin aldım diye de şeylerde forumlarda yazıyor ve bunun bir etkisi var. İkincisi bir kere kullandıktan sonra önce küçük tutarla deniyor genelde insanlar. 1 lirayla, 3 lirayla deniyor. Bir sorun olmadığı anda o zaman 10 liralık on. Yani burada işlem başına ortalama ciro dediğimiz ARPU'nun da artışı söz konusu. Bu da hani oyun sektörü için önemli göstergelerden bir tanesi. Tek seferde maksimum tutarı alabilmek demek ki. Bir diğer noktada tabii operatörlerin devreye girmesi. Mesela Avia'nın girişiyle beraber rakamların doğal olarak bir artışı söz konusu. Bunu gözlemliyoruz. Burada şu konu çok önemli yalnız. Ödeme araçları arasında mobil ödeme koyabilirsiniz ve orayı gören insanlar gelip o ödemeyi yapabilir. Fakat sizin mutlaka aslında müşteriyi, kendi kullanıcılarınızı, oyun firması olarak konuşuyorum ben, oyun yayıncısı olarak konuşuyorum. Oyun yayıncıların kullanıcılarına mutlaka dönüp servisi anlatması lazım. Artık cep telefonlarında ödeme yapabilirsin diye bir kere anlatıyor olması lazım. Bunu kendi kullanıcılarına başarıyla duyuran firmalar çok daha hızlı o başarı noktasına ve kullanım noktasına erişiyorlar. Bunu çok aktif, agresif olarak duyurmayanlar tabii ki yavaş yavaş büyümeyi yaşıyorlar. Ama siz müşteriye madem bir olanak sunuyorsunuz, bu olanağı da en iyi şekilde anlatıyor olmanız lazım. Dolayısıyla artan bir trend var ama artış hızı biraz da üye işlerinin bu servisi ne kadar gösterdiği ve tanıtığıyla alakalı. Bir soru var mı? Var. Buluç gibi. Benim sesim çok buluç gibi mikrofonlar. Çok sevdim bunu. Bununla konuşacağım. Evet, evde de bununla konuşacağım. Merhaba. Merhaba. Fırat Akyıldız, Valyalı Dergisi yayın yönetmeni. Bu şeyi çok merak ediyorum. Sosyal paylaşım ağları ciromuzun ne kadar oluşturuyor şu anda? Sosyal paylaşım ağlarında faaliyet gösteren üye işaretleri var mı? Bütün. Hangi aşamada şu anda yani o? Açıkçası hemen hemen bütün sosyal paylaşım ağları tamamı diyemem ama çok büyük oranı üye işlerimiz. Aklımda benim de hemen bir çoğu diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, sosyal paylaşım ağları ne kadarlık bir ciro oluşturuyor, ne kadarını oluşturuyor çok söylemek çok bana düşmez ama mobil ödemenin en yoğun kullanıldığı sektörleri sayacak olursak online oyun ve sosyal paylaşım ağları açık ara üstü çekiyor. Aslında sormak istediğim online sosyal paylaşım ağlarındaki online oyunlardaki ödeme sistemi ne aşamada şu an? Çünkü şey gördüğüm kadarıyla yurt dışında çünkü partnerleriniz var. Evet. Oradaki oyunlardaki asıl mikro ödeme sistemindeki şey ne? En tabii meşhur olanı bizde Zynga oyunları malum. Farmville ve Zynga'nın diğer oyunları Mafia World vesaire gibi. Bir ay yaklaşık bir buçuk ay önce Paymo ile bir anlaşma yaptık ve Zynga ödemelerini Paymo üzerinden kullandırıyoruz mobil ödemeyi. Bunun henüz çok fazla PR'ı yapılmadı ve son kullanıcılar tarafından çok da fazla bilinmiyor Paymo butonuna basarak Turkcell ve mobil ödeme yapabilecekleri. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Şu anda çok orası çok yoğun değil, öyle söyleyeyim. Ama çok büyük bir potansiyel var ve çok da hızlı artacağını düşünüyoruz. Bunun dışında Nokta Grubu'nun Fun Mall diye bir oyunu açıldı yine Facebook üzerinden. Çok başarılı bir şekilde lanse edildi. Oyunun büyüme hızıyla paralel olarak mobil ödeme çok orada iyi gidiyor. O bunlar çok daha yeni. Diğer MMO olarak biraz daha düşük. Tabii yani şeyde Türkiye'de Facebook'ta faaliyet gösteren online oyun yapımı daha çok zaten yeni değil mi? Evet, evet. Facebook'a çok, diğer paylaşım var. Çok doğru. Çok doğru. Mesela işte Sanarika'dan bahsediyoruz tabii bugün panelde de anlatacak, paylaşacaklar da. Sanarika ilk olarak kendi domaininde çıktı. Hala öyle devam ediyor ama Facebook'ta da bir Sanarika devamı vardı. Daha doğrusu bir
iletişim noktası olarak orası kullanılıyor. Tabii onu hani Facebook üzerinden oynanan bir oyun olarak değerlendirmek lazım. Onu da ayrıca düşünmek lazım. Ama Facebook üzerindeki oyunlar Türkiye'de çok eski değil. Dolayısıyla ama casual oyun kategorisine bakacak olursak orası çok güçlü ve önemli olacak. Bunu aldığınızı güveyebiliriz. Doğru katılıyorum. Burada bir soru var. Siz arkadakine onu öndekini yakalıyorum, tamam mı? İkişler vardı orada, siz oraya gittin, buraya gelin. Merhaba, ben değişiriz. Emre'te Koray Net'ten Kemal Şahin. Biz de kullanıyoruz mobil ödemeyi, Doğan Telekom'la kullanıyoruz. Siz orada şey dediniz, oyunlarda artık insanlar yavaş yavaş diğer ödemeleri kaldırıyorlar. Kaldıranlar var. Fakat ben buna katılmıyorum fazla. Yani biz daha çok artık çünkü %40 gibi çok fazla şey var, ödeme var. Mevcut bizim giderimiz olmamasına rağmen bu bizden gider olarak gidiyor. Ve biz mesela banka havalesi yapımına ekstra premium ürün veriyoruz burada. Sizce bu tehlike değil mi? Yani Türksel veya şey bunu düşünmeyi düşünmüyor mu? Bu tabii bir ticari karar. Sonuçta ben oyun gelincesinin sizler gibi. Dolayısıyla hani ben kaldırıyorum demiyorum ama bazı kaldıran ve sadece mobil ödemeyle servis vermeyi tercih eden üye işlerimiz var. Bir ticari karar, tabii burada şeye bakıyor olmak lazım. Evet, tabii ki bir komisyon var. Diğer bir takım araçlar bu komisyon oranından çok daha altında bir komisyonla işlem yapıyor olabilir. Ama önemli olan belki de komisyona rağmen toplamda ulaşabileceğiniz hacim. Örneğin sadece kredi kartı tahsilat yaparsanız, yüzde iki gibi komisyon ödeyerek tahsilat yaparsınız ama ne kadarlık bir ciro verebilirsiniz? Ya da mobil ödemeyle iş yaparak %40'lık bir ciro verebilirsiniz, yani bir komisyon verebilirsiniz ama toplamda ne kadarlık bir ciro yapabilirsiniz? Bence bunu değerlendiriyor olmak lazım. Tabii ki tamamen bir ticari karışım aslında. Hani haklı olduğunuz noktalar muhakkak ki vardır ama bu üye işlerlerimize bırakıyoruz bu kanalı. Biz hiçbir zaman şey demiyoruz, sadece mobil ödeme kullanılacak ya da sadece mobil kullanılacak demiyoruz. Ama üye işlerlerimizin tercihi zaman zaman diğer ödeme araçlarını kaldırmak olabiliyor. Merhabalar. 6 ayda bir dokuma tabi oluşuyor. Alo. Alo. Merhabalar, Burak Balık, ben joingame.com'dan. Yanlış anlamadıysam bu 514 bin kişi 1 milyon SMS atmış. Yani kişi başı yaklaşık 2 SMS atılmış. Bir sene içerisinde, yani biz de bu işi yapıyorum, düzenli ödeme yapması beklenir bir ödeyen kullanıcıların. Kişi başı 2 SMS az değil mi? Yani en azından 6 veya 7 olması gerekmiyor mu? Onu söyledim zaten. Şöyle ki, servisi ilk açtığımız gün bizim bu kadar çok sayıda şeyimiz yoktu sonuçta, üye işlerimiz yoktu. Yani dolayısıyla trafik de farklı bir exponential bir şekilde arttı. Dolayısıyla hani ilk gün de bizim şu anki 200 üye işlerimiz, bugün de 200 üye işlerimiz olsa senin söylediğiniz çok doğru ama zaten bir takım büyük iş ortaklarımız, ciro yapan iş ortaklarımız zaten belki 6 ay önce devreye girdiler. Dolayısıyla onlar için bu rakam 6 aylık bir rakam. Ama yani 200 iş yeri olması veya 2000 iş yeri olması bunu etkilemez ki. Yani 1000 kişi 2000 SMS atar, 1 milyon kişi 2 milyon SMS atar. Bu da o oranda atar. Yani şeyi sormak istiyorum, siz tutamıyor musunuz kullanıcıları, yani sizden alışveriş yaptıktan sonra alternatif bir ödeme metoduna mı geçiyorlar? Vallahi öyle değil, öyle olmadığını birçok üye iş yerimizin kendi istatistiklerinden görüyoruz. Hani mesela sizin üye iş yerinizde bu arada, sizin rakamlarınıza bakacak olursak da recurrent, tekrar ödeme yapan müşterileri çok rahat çıkarıyor olabiliriz ama hani çok da öyle değil. Hani sadece şey söylemiştim. Bir yılda iki kere ödeme yapmış diye bakmayın buna. Belki 4 aylık bir rakam ortalamasını alacak. Evet, orada şöyle bir şey olur. Yani recurring, yani mikro ödemenin son 1 yıllık tadısı, zaten 1 yıl oldu açıldı. Recurring kullanılmaya, yani çoğunlukla recurring satış yapılmaya atıyorum. Son 5 ayda başlandıysa o zaman oradaki oran bir kullanıcıya 2'den ziyade farklı oluyor. Bir de her zaman şunu düşünmek lazım. Sonuçta bir 80-20 kuralı var. Müşterilerimizin %20'si yoğun olarak servislerimizi kullanıyor. O %20'nin ortalaması evet, işte bir yılda 10 kere ödemek, 15 kere ödeme yapmaktır. Ama bir grup insan var ki onlar bir kere kullanmışlar sadece. Ortalamaya böyle bir adaşlar çekiyorlar. Ama hani overall'da bu oran çok fena bir oran olmadığını söylüyorlar. Son bir soru alalım ki kahveler soğumasın. Bu siz
sizden tahsilatı kaç gün içerisinde alabiliyoruz? Ya işte o yok yani, tahsilat yapılmıyor. Her şey tamam, ödeme yapmıyoruz yani. Komple bu adı üstüne. Şöyle, bunu isterseniz arada, biraz uzun bir konu arada biraz daha zevkli. Yok öyle. Evrazi gündemde yok öyle. Hayır, konuşuyor. Operatörler tahsil ettiği zaman ödeme yapıyorlar. Çok hani biraz bir kaçamak cevap gibi. Kontrol hatların düzenli bir ödemesi var. Türkiye için farklı, ABA için farklı. Faturalı hatlarda müşteri faturasını 3 ay içinde ne zaman öderse müteakip ayın 15. iş günü ödeniyor gibi bir oran var. Bunu herhalde çizerek anlatmam lazım. Aşağı yukarı 30 ila 90 gün arasında değil mi yoksa? Evet, yani 45 gün diyebiliriz ortalamada. Ama tek seferde ödenmiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Yani reklam almaktan daha karlı bir iş oluyor. Çünkü reklam ajansları genelde kampanya bittikten 90 gün sonra ödediği için 120 gün oluyor. Evet, bu ortalamada 45 gün alıyor diyebiliriz. Ben de Forte kurum. Şaka şaka. Medenet farklı. Öyle değil, kaç mı ediyor reklam hocam? Konumuz online olduğu için reklam konu soruyoruz. Tabii ki. En önemli sorulardan biri bence Vodafone'un... Mikrofonu alayım, tamam. Merhaba, Umut Sağ olun, ben Pegasus Havaları. Yani Vodafone'u ne zaman katacaksınız ya da katacak mısınız? Tabii, biz Vodafone'la yaklaşık 7-8 aydır yoğun olarak teknik konuları görüşüyoruz. Henüz teknik altyapıda farklılıklar var, onun düzeltmesi bekleniyor. Fakat şunu söyleyebilirim, yönetim tarafından önceliklendirme aldı bu operatör tarafında bu proje. Şimdi bu TL kontrol geçişiyle çok yoğun uğraştılar operatörler biliyorsunuz. O TL kontrol geçişinin sonrasında hemen bu bize dönemde herhalde altyapıyı hazırlıyor olacaklar. Çok yoğun olmayan bir şey kurgu aslında, konu aslında teknik olarak. Ve o altyapı tamamlandığı gün bizde de oluyor olacak. Bütün açıkçası görüşmeler, görüşmeler tamamlandı. Yani bu süre 15 günde olabilir, 1,5 ayda olabilir. Ona çok yorum yapamıyoruz ama açıkçası çok iyi biliyorlar pazarı, öyle söyleyeyim. Çok yakından takip ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Alper Akçan yüzünden yarım saat kahvemiz 15 dakika düşmüştür. Çok teşekkür ederiz. 15 dakika yani 3 gibi. Hadi biraz daha olsa sarkalım. Görüşmek üzere.